Doğrudan hepimizi etkileyen, her sabah neredeyse uyuyoruz ve kalkıyoruz ve paramız değer kaybetmiş, biraz daha fakirleşmişiz. Neredeyse bir 10 gündür hemen hemen yayınımızı hep dolar TL'nin yeni rekorunu kırması haberiyle sizlere başlıyoruz. Bültene böyle başlıyoruz. Yine böyle oldu. Yeni haftaya dolar zirveyle başladım. Dolar haftaya 9,29 seviyesinde başlayarak tarihi zirvesini yineledi. 9,30'a dayandı diyebiliriz. Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. TL değer kaybetmeye devam ediyor ve kesintisiz bir yükseliş söz konusu. Hemen hemen her gün benzer bir rekor tazelemeyle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Akşamdan sabaha hayatımız nasıl değişiyor? Bunun cebimize etkisi nedir? Birazdan ekonomist Barış Soydan bizimle birlikte olacak. Tabii piyasaların gözü bu hafta Perşembe gününde olacak, 21 Ekim'de. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası biliyorsunuz neredeyse %20'ye yaklaşan enflasyon oranına rağmen politika faizini %19'dan %18'e çekmişti. 100 bas puanlık bir indirim gelmişti. İşte bu indirim sonrası da yine dolar yükselmişti, hareketlenmişti. Ancak bu faiz kararının açıklanacağı bir sonraki toplantı, yani bu hafta Perşembe günü yapılacak bu toplantı öncesi de pek çok sıcak gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü. Ardından sürpriz bir şekilde görevden almalar yaşandı. 3 isim Merkez Bankası'ndan görevden alındı. Sonrasında dolar TL'nin ateşi yine tutulamadı. Sürpriz bir ziyaretle Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na ziyaret etti. Kavcıoğlu ile görüştü. Ve işte aslında bu hafta ne bekleniyor? Tüm bu yaşananların etkisi ne olur? Yeniden Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Beklenti bu yönde. Peki gerçeklik ne? Bunu da konuşacağız elbette. Peki tüm bunlar olurken, yani dolar tarihi rekorunu kırarken, işte Merkez Bankası'ndan 3 isim görevden alınırken, yine işte ana muhalefet partisi lideri Merkez Bankası'nı sürpriz bir şekilde ziyaret ederken, Türkiye'de ekonomi çalkalanırken diyelim, ekonominin kaptanı nerede? Yani Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Lütfi Elvan nerede? Herkes konuştu, herkesi gördük. Kavcıoğlu bile geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak Lütfi Elvan'ı göremedik. İşte ekonomist Barış Soydan bugün bunu yazdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve kulislerde konuşulan istifa söylentileri. İşte bunlar aslında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın bu tweetinden dikkat çekilerek yazılmış, kaleme alınmış bir yazıydı. Birazdan kendisi de yayınımızda olacak. Bülent Kaya dedi ki, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası ülkede böyle bir bakanlık olduğunu hatırlamaya vesile olur. Bu değil de aslında Amerika Birleşik Devletleri ziyareti vardı biliyorsunuz. G20 Maliye Bakanları toplantısına katılmıştı Lütfi Elvan. İşte o doların 9.30 seviyelerinde olduğu günlerde Bakan Elvan buralardaydı. Hem bu ziyaretin bu günlere denk gelmesi, elbette ki sonrasında bir kulis haberi de istifa edebileceği yönünde, istifa etmek istediği yönünde, bir takım rahatsızlıklarının olduğu yönünde. Bu da Oda TV'de yer alan bir haberdi. Şöyle deniliyor. Bakan Elvan'ın Merkez Bankası bürokratlarının kendisinden habersiz görevden alınmasına sinirlendiği ve Ankara kulislerinde Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dönüşü istifa etmek istediği konuşuluyor. Ve bunun dışında aslında sadece Lütfi Elvan'ın bu konudan rahatsız olmadığı, bunun dışında bakanlık ve külliye harcamalarından da rahatsız olduğu yine kulislere yansıyan bir başka ayrıntı, detay. Ve tabii ki yukarıdan talimat geliyor ve Hazine ve Maliye Bakanı bypass ediliyor. İşte bu konular, bu iddialar, bu kulis bilgileriyle konuşacağız efendim ve konuğumuz da hazır, değil mi arkadaşlar? Barış Soydan karşımızda. Merhaba Barış Bey. Hoş Merhaba geldiniz. Begüm Hanım. Hoş bulduk. Dolar-TL kuru 9,30 seviyesine dayandı, ramak kaldı. Bu kesintisiz Evet. yükseliş karşısında ekonomi yönetimimiz alarm haline, alarm durumuna geçti mi? Ne yapılıyor buna ilişkin? Ya şimdi biliyorsunuz bu Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Para politikası kurulu toplantısı. Biraz da o zaten çıkarıyor ateşini doların. Hı. İndirimi Hı.
Genel olarak 50 bas puanlık bir indirim bekleniyor piyasada. Geçen hafta bir anket var, Anadolu Ajansı anketi ekonomistlerle. 50 bas puanlık bir indirim var ama daha fazla olma olasılığı var. O da bir risk şu anda. O risk bir endişe olarak doları yukarıya itiyor. Ama zaten bu arada son Merkez Bankası'ndaki görevden almalar, orta vadeli, uzun vadeli faiz indirimlerinin süreceğini artık net bir şekilde gösterdi. O da bir başka risk var. Böylece bu arada tabii bugüne özel dolar endeksi de dünyada yükseliyor. Yani Amerikan para biriminin güçlü paralar karşısındaki değerini izleyen endeks. Onda da hafif bir yükselme var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde dolar işi dediğiniz gibi tarihi rekor seviyeyi bugün yeni bir rekora yükseldi. Şimdi bakalım en son 9.29.55 gün içinde. Yani 9.30'da artık diyebiliriz. 9.30'da ve yönü yukarı maalesef. Evet. Yönü yukarı ve bu işte Merkez Bankası'ndaki görevden almalar pimini çekti diye doları. Peki şimdi bu görevden almaların etkisi böyle olduysa ve yine bu faiz indiriminin de yansıması olduğunu söylüyorsunuz ve yine 50 bas puanlık bir indirim beklendiğini söylüyorsunuz önümüzdeki toplantıda. Lütfi Elvan, evet. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasını konuşulduğunu biliyoruz. Siz yazdınız, ben ayrıntılı olmasa da başlık başlık aktardım. Lütfi Elvan'ın istifası nasıl etkiler ekonomi ve siyasi anlamda? Şimdi şöyle, evet bugün bir ben T24'te... Bu iddia kuvvetli mi? Bu iddia kuvvetli mi? Evet. Şimdi T24'te bir yazı yazdım. Bu istifa kısmı bende yok. Ben Lütfi Elvan'ın rahatsız olduğunu duydum Ankara kulislerinde konuşulan. Oda TV'de yani son var. Dönem... Evet, Oda TV dün, önceki gün istifa edebileceğini yazdı. Lütfi Elvan'ın istifa etmeyi düşündüğünü yazdı. Benim de duyduklarım Lütfi Elvan'ın, yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın uygulamalardan ve bu arada Merkez Bankası'ndaki son görevden almalardan da rahatsız olduğu şeklinde. Genel olarak son dönemde Maliye Bakanlığı'nın bu bakanlıkların harcamaları konusundaki yetkisinin bypass edildiği, külliye üzerinden diğer bakanlıkların Maliye Bakanlığı'nı bypass ettiği gibi bir takım duyumlar var Ankara'da konuşulan bilgi. Mesela şehir hastanelerinin ödemeleri konusunda bir gerilim yaşandığı konuşuluyor. Bu bir tabii ki bir kulis bilgisi, bir iddia diyelim ama hani Ankara'da konuşulan bir iddia. Bütün bunlar Lütfi Elvan'ı rahatsız etmiş durumda. Çünkü hatırlayalım, Lütfi Elvan Berat Albayrak'ın yerine geldi. Naci Ağbal'la birlikte geldi. Naci Ağbal'la birlikte farklı bir, yani AKP'nin ekonomi politikasının farklı bir kanadını temsil ettiği yönünde bir algı vardı piyasada. Nitekim o algıyla piyasalar bir kredi de açtı. Naci Ağbal'ın döneminde, Merkez Bankası Başkanı döneminde dolar 7 liranın altına da indi. Şimdi fakat Naci Ağbal gitti, yerine gelen yeni başkan eski uygulamalara geri döndü. Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimleri tekrar başladı. Tam gaz devam ediyor. Bütün bunlardan Lütfi Elvan'ın rahatsız olduğu ve pek Lütfi Elvan'ın fikrinde alınmadığı söyleniyor Ankara'da. Bir başka rivayet veya konuşulan kulis bilgisi diyelim. Bu geçen hafta tam da Merkez Bankası'ndaki görevden almaları olduğu gün Lütfi Elvan'ın Amerika'da olması, G20 Maliye Bakanları toplantısına katılması aslında yani o olayı bildiği ve o işte piyasayı karıştıracak olan görevden almalar esnasında Türkiye'de olmak istemediği şeklinde de bir yorum var. Ama bu doğru mu bilmiyorum ama hani bana ulaşan, benim duyduğum Ankara'da konuşulan kulislerden bir tanesi bu. Çünkü o toplantılar, Amerika'daki toplantıların birçok oturumuna uzaktan katılmakta mümkünmüş. G20 Maliye Bakanları bu o etkinliği, yani uluslararası etkinliğin çeşitli toplantılarına. Fakat her durumda bu doğru olmasa dahi, yani diyelim ki hani bu önceden verilmiş bir sözü vardı Sayın Bakan'ın ve hani Merkez Bankası'yla ilgisi yok bu konunun. Öyle olsa bile ya bir haftadır Türkiye ekonomisi yangın yeri, kıyamet kopuyor. Dolar çıktı 9.30 TL'ye dayandı. Hani bütün bunlar birkaç günde oldu. Hatırlayalım, 8.80 TL civarındaydı. Bir anda aldı başına gitti, 9.30 TL'ye dayandı ve şu anda piyasalar gerçekten yangın yeri. Türkiye'de kıyamet kopuyor. Dolar borcu, euro borcu olan şirketler gerçekten panik halinde. Ve bunlar yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanımız nerede? Bugün Sözcü'de Murat Muratoğlu da
aynı şeyi düşünmüşüz. O da kendi köşesinde bunu yazmış. Tabii o kendi üslubuyla daha esprili şekilde yazmış. Hani bütün bunlar nerede bizim Maliye Bakanımız diye soruyor. Ben de aynı soruyu sordum T24'teki yazında. Üstüne hani bu Elvan'ın rahatsızlığını ekledim. Fakat yani hakikaten Türkiye ekonomisinde kıyametler koparken Hazine ve Maliye Bakanı'nın iki çift laf etmesi, bir tweet atması, hani bir piyasaları yatıştırmaya yönelik olur böyle şeyler, endişe etmeyin, hani bu dolardaki dalga boyu geçicidir falan gibi, en azından hani inandırıcı olmasa dahi ekonominin başındaki kişiden bunu duymamız gerekmez miydi? Hiçbir şey duymadık. Ne duyduk? Dolar 9.30 TL'ye geldiği günlerde Sayın Bakan Twitter'da G20 Maliye Bakanları toplantısında dünyadaki enflasyon sorumluluk konuştuk diye bir tweet attı. Tek tweet'i de o. Doların 9.30 TL'ye geldiği günlerde. Şimdi bu, yani daha önce Berat Albayrak'ın oturduğu koltuktan bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiilen, tamam yani kağıt üzerinde böyle bir şey yok ama fiilen ekonominin başındaki isim. Yani ekonominin liderinden, kaptan, yani dümenindeki kaptandan bahsediyoruz ve kaptan sessiz. Sessiz çıt çıkmıyor ve şu anda biz sanki hani fiilen Türkiye ekonomisini, Merkez Bankası'nı konuşuyoruz değil mi günlerdir? Yani sadece para politikasını konuşuyoruz. Şahap Kavcıoğlu'nun attığı adımları konuşuyoruz. Başka da bir şey konuşmuyoruz. Ama aslında Kavcıoğlu ekonomi bürokrasisindeki isimlerden bir tanesi. Asıl sorumlu veya asıl daha ön planda olması gereken kişi, daha önce de önceki dönemlerde de ön planda olan kişi mesela Berat Albayrak döneminde Hazine ve Maliye Bakanı'ydı. Ama Lütfü Elvan'ın bu sessizliği çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici. Bunu zaten kendisinin gerçekten hani bu buradan bir şey yorumuna ulaşabiliyoruz. Hani bu sessizlik bilinçli bir sessizlik. O da TV'ye bir istifadan bahsediyor. Ben onu duymadım ama hani tabloya böyle baktığımızda, hani bu şeyleri, puzzle'ın parçalarını yan yana getirip baktığımızda bir rahatsızlığı olduğunu da bildiğimize göre, duyulduğuna göre Lütfi Elvan'ın bunun sonunda bir istifa niyeti, düşüncesi, yani bunu uygulamaya koymaz ya da külliye belki kabul etmez Cumhurbaşkanı, ama hani bir istifanın eşiğini artık geçirdi. Denebilir. Hani çok da akla aykırı değil Oda TV'deki haberde bilgi. Olabilir diyorsunuz. Peki geçtiğimiz hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'na yaptığı sürpriz ziyaret. Gerçi siz faiz indirimi bekleniyor dediniz ama bir de bir yandan biliyorsunuz bürokrasiye de çağrısı vardı ve o gün de bugün itibariyle artık kanun dışı işler yapmayın demişti. Bunun tabii doğrudan bunu burayla alakası olmasa da bu açıklama, bu ziyaret ne diyelim, Merkez Bankası'ndaki kişiler, karar alıcı, sorumluluk makamındaki insanları biraz olsun etkilemiş olabilir mi? Ne diyeceksiniz? Bu ziyaretin etkisi olur mu? Herhangi bir etkisi? Sanmıyorum. Yani bürokrasinin diğer, belki bazı daha orta kademedeki yöneticiler için etkili olabilir. Ama onlar için de yani hani bunu bir fiiliyata dökmeleri ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yerine getirmeleri kolay değil açıkçası. Fakat yani asıl sizin belirttiğiniz nokta, yani şeyi, yani karar alıcı mevkide bulunan kişiler üzerinde bir etkisi olmaz. Çünkü karar alıcı mevkide bulunan kişiler iktidarın tercihleri ve iktidara yakınlıkları ile yükselmiş olan kişiler. Yani bunu mesela Merkez Bankası'ndaki son atamalardan görebiliyoruz. Yani şeyin, biliyorsunuz, geçmiş dönemlerden kalan son yöneticiler de görevden alındı. Uğur Namık Küçük 2018'den, yani Murat Çetinkaya, yani Mehmet Şimşek'in bakanlığı döneminden, yani başkanlık sisteminden önceki dönemden, yani Türkiye'nin başbakanlıkla parlamenter sistemle yönetildiği dönemden kalma bir başkan yardımcısıydı ve tarafsızdı. Nereden biliyorsunuz tarafsız olduğunu? Özel sektörden gelmişti. O konuda bir şey yok Uğur Namık Küçük için. Fakat Uğur Namık Küçük yok. Abdullah Yavaş, para politikası kurulu, yani faiz kararını etkileyen bir başka isimdi. O da görevden alındı. Onun zaten muhalif olduğu biliniyordu. Bu ikisi yerinden alındı. Yerde Taha Çakmak ve Yusuf Tuna getirildi. Taha Çakmak BDDK başkan yardımcısıydı. Hani ben mesela daha önce de söylediğim için söylüyorum. Hani yine böyle bankacılık kulislerinde konuşulan, BDDK'da iken Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde
Taha Bey'in, yani şimdi Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı olan Taha Bey'in, Taha Çakma, Berat Albayrak'a yakın olduğu bankacılık kulislerinde konuşulurdu. Geçmişte, yani Sayın Albayrak'ın bakan olduğu dönemi kastediyorum. Ama her durumda Taha Çakma'nın iktidar ile iyi ilişkilere sahip bir bürokrat olduğunu en kibar tabirle söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu anda para politikası kurulunda faiz indirimlerine itiraz edebilecek bir üye kalmadı. Zaten bunu ben geçen hafta Alman Bankası Commerzbank bile görmüş. Yani bizim burada hani Türkiye'deki gözlemcilerin, yorumcuların zaten gözümüzün önünde ceryan ediyor. Bütün olan biten, ama mesela Cuma günü Alman Commerzbank'ın bir raporunu okudum. Türk lirasıyla ilgili diyordu ki artık bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para yani faiz kararını alacak olan kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasına yani faiz indirim politikasına itiraz edebilecek kimse kalmadığı görülüyor demiş. Yani Almanya'dan bile duyulmuş. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey de belirtti. Ama hani ben zaten dediğim gibi üst düzey yönetim zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz politikasına gönülden öyle bağlı gözüküyor ki, ya yani öyle bir izlenim var. Yani öyle bir izlenim var. Zaten gönülden bağlı. Onların hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını dikkate alacağını açıkçası sanmıyorum. Peki çok kısa bir dakikada dolar böyle kesintisiz yükselişinde devam edecek mi? Para politikası bu karar sonrası faiz indirimi gelirse çok yakın bir zamanda 10 lirayı görecek miyiz örneğin? Şimdi ya tabii ki hani bu şeyin sorumluluğu olduğu için böyle kesin bir seviye vermek riskli olabilir. Hani bazı izleyicilerimiz buna dayanarak kendi tasarruf politikalarını belirleyebilirler. Şimdi hani Türkiye'de yani şu brüt rezervleri kullanmadı mesela şimdiye kadar. Yani dolar satışı yapmadı hükümet. Hı hı. Hani yapar mı bilmiyoruz. Hani yaparsa o doları kısa vadede tutucu bir etmen olabilir. Ama hani şunu söyleyebilirim. Yine verilere dayanarak konuşalım. Verilere dayanarak konuşayım. Opsiyon işlemleri bu hani geleceğe dönük olarak yapılan işlemler. Yani kendi döviz riskini şey yapmak için, gidermek için, minimize etmek için yapılan bir işlem bu. Bir finansal enstrüman. Şimdi biraz karışık girmeyelim ama hani şunu söylemek istiyorum. Opsiyon işlemlerine göre önümüzdeki bir ay içinde doların 9,5 TL'ye yükselme olasılığı %50. Yani 9,5 TL'ye zaten çok az kaldı. Evet. Ve hani bütün işlemler de, yani bu opsiyon işlemleri yani finansal piyasalardaki işlemler de 9,5'a gideceğini, hı hı, gösteriyor. En azından yarı yarıya şeyler, bütün bu şirketler filan 9,5'lara bekliyor zaten. Bir şey eğer bekleniyorsa o gerçekleşir. 10 lira kısmı şöyle söyleyeyim, o biraz Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin çapına bağlı. Eğer faiz indirimi yapmaz ya da böyle 50 bas puanlık bir hafif indirimle geçiştirirse çok hızlı bir değer kaybı ve değer kaybı zamanla yayılır. Ama 100 puan, arka arkaya 100 puan, 100 puanlık indirimler yaparsa, yani %1'lik indirimler yapmaya devam ederse geçen ay yaptığı gibi, o zaman gerçekten doları tutabilene aşk olsun. Peki, Barış Soy'dan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar, teşekkürler.